Evet, gele gele geldik. Koçlar'a gelmeden önce Tuz Diyarı, Tuz Gölü'ne geldik. Şimdi Tuz Gölü'nde sizlere Tuz Gölü'nü göstereceğiz. İnsanların bayağı bir kalabalık olduğunu da göreceksiniz. Burada bir iki de ürünlerin size tuzların ne işe yaradığını nacizane anlatacağız. Şimdi buyurun Tuz Gölü'ne giriyoruz. Evet sevgili seyirciler, yine bir dünya penceresinde bu sefer sokaklardayız demiyoruz. Sokak değil, arkamızda Türkiye'nin en büyük ve en güzel bir Tuz Gölü. Bugün sizlere dünya penceresini Tuz Gölü'nden sunacağız demiyorum. Buradan artık geçerken bir uğrayalım dedik. Bu güzelliği tüm insanlara gösterelim dedik. Burada Koçhisar'dan Sarıyahşi'ye geçeceğiz ve orada güzel bir etkinlik var. Etkinliği sizlere yayınlayacağız. Şimdi sizlere Tuz Gölü'nün bu güzellikleriyle baş başa bırakıyor ve kameramanım Fatih sizlere Tuz Gölü'nü gösteriyor. Evet, Tuz Gölü'nü göstermişken Koçhisar'a geçmeden önce bazı da buradaki tuzlar falan var. Faydalarını bir soralım bakalım, abimiz ne diyor? Abi, ne işe yarıyor bu? Bütün herkese test yapıyoruz, yerli yabancı. Bunu eline sürüyoruz bir çay kaşığı kadar. Bu eldeki ölü deriyi atıyor, cildinin besliyor, nemlendiriyor. Bu sedef egzama gibi hastalık varsa iyi geliyor. Yani bir hafta elini yumuşak kaldırıyor. Turistlere de yapıyorum. Günlük kullanması mı gerekiyor? Ya haftada bir kere yapması yeterli oluyor. Haftada bir kere elimizi güçlendiriyor diyorsun. Tabii elini ayağını topuk çatlan falan varsa bitiriyor. Güzelmiş. Buradaki diğer şeylerden sadece bunu mu anlatacaksın bize? Bu var, içeride var kremlerimiz, çamur maskemiz var. Burada banyo tuzumuz var. Onda bu banyo tuzu ne işe yarıyor? Küvette jacuzzi'de kullanıyorsun, vücudu dinlendiriyor. Elektriğini atıyor vücuttaki elektriği. Ondan sonra elektriksiz kimseye negatif elektrik vermiyor. Evet, aynen öyle abi. Tamam abiciğim. Bunlar? Bunlar da bulunduğun ortama bırakıyorsun. Odadaki negatif elektriği alıyor. Sinir hastalıklarına iyi geliyor. Şimdi bu bayağı bir popüler. Kokusu falan var mı bu? Yok abi, tamam. Kokusuz. Bu şekilde bildiğimiz kaya tuzu Pakistan'dan geliyor. Pakistan'dan geliyor. Bunu da bulunduğun ortama bırakıyorsun. Evde iş yerlerinde kullanabiliyorsun. Ben de tuz görünce dedim herhalde buradan çıkıyor bu tuzlar. Yok abi, o Pakistan'dan geliyor. Kendi gölümüzün tuzu da var orada, yemekli tuz. Bizim gölümüzdeki tuz sadece yemeğe mi yarıyor? Yemeğe yarıyor abi. Çankırı'dakini lamba olarak yapabiliyorsun. Bizim kendi gölümüzün tuzu lamba olmuyor. Dağılıyor. He, buradakiler biraz daha sulu. Aynen, dağılıyor. Tamam abiciğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi oradan bu tarafa geçtik. Bunları bir Çankırı'dan gelen dedin herhalde. Yok abi, bu bunlar değil mi? Himalaya'dan geliyor, Pakistan'dan geliyor. He, bu deminki dediğin Çankırı. Bayağı bir popüler. Bunun faydası da bulunduğun ortamı bırakıyorsun. Eve, iş yerlerinde kullanıyorsun. Odadaki tozu, poleni nemi üstüne çekiyor. Astım, bronşit hastalarına iyi geliyor. Hı. Sigara dumanını içine çekiyor, yani odayı temizliyor. Havayı temizliyor diyorsun bu. Astım, bronşit hastalıkları varsa iyi geliyor. O zaman buradan söylüyoruz. Astım, bronşit hastalığı olanlar gelsin buradan, bir tane hem dekoratif lamba hem de sağlıklı bir ürün alabilirler. Evet sevgili seyirciler, Tuz Gölü'nden çıktık. Şimdi Koçhisar'a girmek üzereyiz. Koçhisar tabelasının önündeyiz. Tam yazan 33.400 nüfusu varmış. Şu anda 33.404 olduk. 4 kişilik de bizim ekibimiz yollara düştüğümüz için. Rahmetli Barış Manço bir tane elinde hemen bir numara alırdı, yapıştırırdı bir diye. Ama biz şu anda yapıştıramıyoruz, biraz yüksekte. Ve 33.404 olduk. Koçhisar'a giriyor ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, Koçhisar'dan da çıktık. Geldik Sarıyahşi'nin tam giriş kapısına. Sarıyahşi'de bizi neler bekliyor? Sürprizlerimizi göreceksiniz. Şimdi doğru Sarıyahşi'ye. Buyurun gidiyoruz. Evet, programımızın arasında geldik şimdi. Güzel bir nezih ortama geldik. Şimdi abim bize buranın nereye olduğunu ve neler yaptığını, buraya gelen insanların da ne yiyebileceğini anlatacak. Evet, ben Cengiz Bozkurt. Buranın sorumlusu olarak Sarıyaşı Belediyesi pide salonu. Burada leziz bir ortamda temiz, lezzetli olarak
Sulu yemeğimiz var, çorbamız var, pidemiz var, gözlü yememiz var. İtalya'da servis yapılır. Bura belediye ait. Belediye ait burası, evet. O zaman belediyenin de kurumsallığından güzel bir ortam olduğu için. Evet. Burada gelen isteyen gözleme. Gözleme, isteyen çorba, pideye, sulu yemek. Güzel bir tatlı yiyebilir yani. Ve aile ortamı. Aile ortamı, ortamı, evet. Aile için gelebilecek bir yer. Evet. Yukarısı konaklama alanımız var, otel. Üst katında, evet, buranın. Otelimiz var, konaklama olarak. Ön tarafta açık hava düğün salonumuz var. Hı-hı. Çay bahçemiz var. O zaman burası komple bir tesis. Hem evet, önünü geniş bir düzgün ve olarak, evet, düğün salonu gibi düğün açık. Salonu. Açık hava düğün salonu. Açık hava düğün salonu olarak. Üst katını bir konaklama, otel, evet, olarak. Yan tarafında yine küçük bir aile park var. Aile çay bahçesi. Aile çay bahçesi, evet, var, parkı var. O zaman komple ailenizle geleceğiniz bir yer. Lezzet burada. Ortamda sakin, tam aile yeri. Sarıyaşı Belediye. Her zaman bekleriz. Evet, Sarıyaşı Belediye Başkanlığı'na ait bir tesis burası. Evet. Hem de tam da Sarıyaşı'nın tam merkezinde. Tam merkezinde. Sarıyaşı'nda yakışır şekilde, tertemiz ortamda. Yeşilliğin içinde. Her şeyin. Güzel bir yer. Evet. O zaman herkesi buraya bekliyoruz.1982'de Konya'ya gittim. Konya'da benim dayılarım bu işi yaptıkları için biz orada bulaşıktan başladık biz bu işe. Sonra yıllar geçti, 28 sene kaldıktan sonra kendi memleketime geldim. Şimdi bu işi memleketimde yapmış oluyorum. Yani Fatih Başkan, Belediye Başkanı beni Konya'dan aldı geldi. Aşağı yukarı 7 senedir kendi memleketimde hizmet ediyorum. Bu arada bütün hemşerilerime, sitelerde çalışan mobilyacı hemşerilerime, Sarıyaşlılara, Sipahiler köylülerine selamlarımı iletiyorum. Daha çok izleniyor. Evet, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da, ashabalarımıza hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili seyirciler, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ve sonunda döne döne Boğazköy'e doğru geldik. Boğazköy'ün kapısındayız ve Boğazköylüler bizi bekliyormuş heyecanla. Biz de etkinliği çekmek için büyük bir heyecanla Boğazköy'e doğru gidiyoruz. Şimdi Boğazköy'deyiz. Buyurun, giriyoruz içeri. Evet sevgili seyirciler, o kadar yollar açtık ve Boğazköy'e geldik. Şimdi etkinliğimizi
sizlere tanıtacağız. Etkinliğimiz bir kaç yıldır devam ediyor ve köy muhtarımız da buradayız. Önce muhtarım, kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra etkinliğimizi bize bir bizlere ve seyircilerimize bir anlatır mısınız? Halil İbrahim Bekleviç, Boğazköy muhtarıyım. Etkinliğimiz tabii bu yıl üst üste 5.sini düzenlediğimiz Dua ve Dayanışma Organizasyonu adında mevsimsel olarak yağmur duası, şükür duası hem de köyde ve gurbette yaşayan insanlarımızı bir araya getirmek için organize ettiğimiz bir program. Tabii bu yıl 5.sini düzenliyoruz. Sizler de Ankara'dan buraya kadar çıkarak zahmet verdiniz. Sizlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de o kadar yolu geldik. Bizim için her zamanki gibi al bayrak tepemizde. Fatih'im, al bayrağımızı da bir göster seyircilerimize nasıl dalgalandığını vatanın üzerinde. Yerimiz çok güzel. Kuş bakışı yerimiz köyümüzü çok de güzel. Görüyoruz. Bir tarafımızda gölet manzarası, bir tarafında Hirfanlı. Köyümüz altta kalıyor tabii. Yan tarafımızda köy mezarlığımız var. Ve tabii ben bu arada uzaktan yakından gelerek bizlere omuz veren tüm hemşerilerimize, yerli yabancı tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bugün bu etkinlikte tam olarak ne yapılacak? Bize bir anlatır mısınız? Yani bugün bu etkinlikte yapılacak olan bir şükür ve bereket duası yapacağız. Allah'a şükür geçtiğimiz günlerde birkaç sefer rahmetimiz oldu. Ardından da bir dua etkinliği, şükür namazı. Öğlen namazına müteakiben de ikramlarımız olacak. Bu şekilde sonuçlanacak inşallah. Duayla, niyazla tamamlayacağız evet. Diyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, biz de sizlere bu bütün etkinlikleri program halinde göstereceğiz. Buyurun şimdi etkinliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırayla burada etkinliğimizi düzenleyen abilerimizin görüşlerini de alacağız. Şimdi abimi bir tanıyalım. Ben Üçler Avşar, Boğazköy'ünden. Öncelikle size başta hoş geldiniz diyorum. Efendim bu yaptığımız yağmur duası, şükür duası, birlik beraberlik duası bu 5. senemiz. Bu duaya iştirak eden bütün misafirlerimize başta hoş geldin diyorum. Katkıyı sağlayan, sağlayamayanlar hepsine teşekkür ediyorum. İşte görüyorsunuz güzel bir köyümüz var. İnsanlarımız güzel, hava güzel, her şey güzel. Yani siz sorun ben söyleyeyim. Kalabalığımız güzel. Görüyorsun daha da kalabalık olacak inşallah. Ankara'dan, Mersin'den, Adana'dan, Aksaray'dan, Kırşehir'den gelen abilerimiz, dostlarımız var. Belki 10 sene, 15 sene görmediğimiz insanları burada göreceğiz. Arkadaşlarımı göstereceğiz, hasret gidereceğiz. Vallahi yağmurumuz da yağdı. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Allah afattan saklasın. Yani başka da ne söyleyeyim? Herkese selamlarımı söylüyorum. Gelen gelmeyenlere. Hiç olmazsa senede bir Boğazköy'e gelsin diyorum Boğazköylüler. Burada hem dua edeceğiz hem de o zaman bir kaynaşma etkinliği olacak. Evet burada. Hem dua edeceğiz, hem şükür edeceğiz, hem dediğimiz gibi işte arkadaşlarımızı birbirini tanıyacağız. Vallahi biraz heyecanlıyım yani. Heyecandan da biraz konuşamıyorum. Başka da ne söyleyeyim? Herkese de Allah'tan razı olsun. Bu organizasyona katkı sağlayan, sağlamayan. Bu köy bizim köyümüz. Başka köyümüz yok. Biz köyümüzü seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Doğayı seviyoruz. Şuna bak, şu Türkiye'nin çok az bir yerinde şöyle bir manzara görükür. İşte bak, siz de Ankara'dan gelmişsiniz. Siteler TV.org'da size de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bizi isteyen bütün dostlarımıza da selam söylüyorum. Biz de onların adına aleyküm selam diyelim. Aleyküm selam. Sağ olun. Allah razı olsun. Yine şeyden sonra görüşürüz, ederiz. Tamam Tur Oktay'ım. Sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Şimdi sağ tarafımda güzel bir gölet. Tam arkama doğru döndüğümüzde benim arka tarafımda köyü görüyoruz. Sol tarafımıza doğru ileri doğru baktığımızda da büyük Hirfanlı Barajı. Köyün iki tarafını sarmış çok güzel yeşillik ve sulak bir köy. Şimdi bu köyü de köylüyü de tanıyalım ve yolumuza devam diyoruz. Ağlayan seni ister bu can seni, seni ister bu can seni. Sana layık olayım, seni ister.
Kocan senin, sensin alan her bir yanı, seni ister bu can seni, seni ister bu can seni. Sensiz özüm sözüm mü var, yazım kışım gözüm mü var, yalvarmaya yüzüm mü var, seni ister bu can seni, seni ister bu can. Hoş geldin konuşmasını yapmak üzere köy muhtarımız Ali İbrahim beklemiş beyefendiyi kürsüye davet ediyor. Kardeşlerim, bu programı yapmaktaki tek amacımız ilk önce yağmur duası için niyetlenmiştik. Rabbimiz onu bize fazlasıyla verdi. Sonsuz hamdü senalar olsun. Biz yine de Rabbimizden bizlere hayırlı yağmurlar, bereketli yağmurlar vermesini niyaz ediyoruz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdi. Bizleri Müslüman bir beldede dünyaya getirdi. Sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere imanın lezzetini tattırdı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tanıma fırsatı verdi. Sonsuz hamdü senalar olsun. Biz Rabbimize ne kadar da şükretsek azdır değerli kardeşlerim. Amacımız, gayemiz insanları bir arada tutmak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapmak. Onun sünnet-i seniyyesini işlemek. Ve ayeti kerimede de buyurduğu gibi Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin buyuruyor ayeti kerimede. Bizim gayemiz, amacımız da parçalanmak, bölünmek değil, birleştirmek. Ve hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak. Evet, röportajlarımıza, sorularımıza devam ediyoruz. Abi önce seni bir tanıyalım. İsmim Servet Özdemir. Ben 2009'da Türk Telekom'da çalışıyordum insan kaynakları uzmanı olarak. 2009'da emekli oldum.
köye geldim. Burada işte bir yerleşim alanı. O ileride görken ev benimdir. Yazların köyde, kışın yine Ankara'da. Bu şekilde hayatımızı idame ediyoruz yani. Bu etkinlik nasıl, güzel oluyor mu? Şimdi bu etkinlik çok güzel oluyor. Şöyle ki biz bunu ben bir taraftan da Bulaşköy Muhtar Heyetindeyim. Bunu 4 yıldır yapıyoruz. Bunu geleneksel hale dönüştürüp her yıl aynı tarihlerde, yani bunu yağmur yağmazsa yağmur duası yapmak amacıyla toplanıp dua ediyoruz. Yağmur yağarsa Cenab-ı Allah'a şükür amacında bunu hem uzaktaki köylerimiz bir araya geliyor. Yani bir hep birbirimizi tanımış oluyoruz. Bazı yani yeni nesiller birbirimizi kaynaşma. Yeni nesiller birbirimizi tanımıyor. Onun için hem bir kaynaşma hem aradaki küskünlükler, dargınlıklarını da en aza indirmek amaçla bu işi yapıyoruz. İnşallah bu konuda da muvaffak oluruz diye düşünüyoruz tabii. İnşallah biz de devamını diliyoruz artık. Ya inşallah, inşallah. Şimdi köyümüz hakikaten çok güzel bir köy. Yani her yönüyle. Sonra bak bu köylerin etrafının içi, yani bu kenarımızdaki köylerin içerisinde her şeye sahip. Suyumuz çoktur, boldur. Göleti de bilirsin. Burada kapalı kanal sulama şeyimiz var. Aşağıdaki ovamız ise hakikaten senede 2-3 ürün alacak bir şekilde, yani keçi yapmıyorlar, 2 ürün alıyorlar. Bazen işte pancar ekiyorlar, ayçiçek, fasulye ekiyorlar. Ondan sonra sonbaharda da buğday, yani genelde arpa buğday bu şekilde değerlendiriyorlar. Bu şekilde yani hakikaten köyümüz güzel bir köyümüz yani. Değerini bilmiyoruz ama. Değerini bilmiyoruz. İnşallah bilirsin. İnşallah. Ben hani hakikaten size bir de ben hikaye anlatayım. Buraya gelmemin tek sebebi de şu. Benim iki tane aynı iş yerimde arkadaşlarım vardı. Arkadaşım bir gün geldi, dedi ki arkadaşımın birisi, yani hanımı Kastamonu'luydu, kendisi Sivaslıydı. Köylerden ilgisini çekmişler arkadaşlarım. Kız çocuğu vardı bir tane. Sömestri tatilinde kız çocuğu geliyor, diyor ki ya baba biz bir köy satın alalım diyor. Çünkü çocuk, o gelen arkadaşlar köye gittik, şunu yaptık, bunu yaptık diye çok şekilde konuşuyorum. Çocuk köyün ne olduğunu bilmiyor. Çünkü anası babası köye gidip silahı rahim etmediği için bilmiyor. Yani köyü unutmuşlar. Çocuk geliyor, bir köy satın alalım diyor. Yani demek ki yani eğer ne köylerini unutursan, çocuk gelip bu şekilde soruyor. Onun için ben dedim ki köyüme gideceğim. Ne olursa olsun ben köyüme yerleşeceğim. Yazın köyümde, burada bahçemde, bağımda uğraşacağım. Kışın geleceğim. Yine Ankara'da istediğim şekilde, bu şekilde. Yani benim düşüncelerim bu şekilde oldu. Bu şekilde de yaptım. Allah'ın izniyle inşallah. Güzel olmuş diyoruz biz de. Teşekkür ediyorum abi. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi tanıyalım sizi. Ben Remzi Yakışır. Buranın ilk kurucu belediye başkanıyım. 1989-99'da görev yaptım burada. Şu gördüğünüz göleti biz yaptırdık. Bütün yolları biz açtırdık. Ben açtırdım. Birçok hizmetimiz var Boğazköy'e. Bu şimdiki bu etkinlikleri nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyorum. Güzel bir olay. Bu beşinci galiba. Yani burada milletin kaynaşması çok güzel oluyor. Bir küsler barışıyor. Birbirine kırgınlar, birbirine şey diyorlar, kaynaşıyorlar yani. Güzel bir şey. Güzel, çok güzel. Yani gerçekten güzel bir şey. Evet yani. Abi sizi de bir tanıyalım amcacığım. Ben ismim Murtaza Demirtaş. Ben başkanla da kardeşliyiz. Bu topluluğa geldik. Hep bir kaynaşmak üzere. Böyle topluluğa katılıyoruz yani. Gayet de güzel oluyor herhalde. İnsanlar bir araya gelmiş bu kadar ya kişi. Bir küskünlükler, tıkanıklar giderilsin. Allah'ın izniyle yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah kabul eder. Bugün biraz da şükür duası gibi olacak herhalde. İnşallah, inşallah. Çünkü inşallah. Gördüğümüz kadarıyla bayağı bir yağmur yağmış herhalde. Birkaç yağmurumuz da yağdı. Çok güzel yağdı. Yağdı. Güzel yağdı. Ama şu taraflara, yukarılara yağmadı belki. Sizi de bir tanıyalım. Benim ismim Yılmaz Güçer. Ben İstanbul'dan geldim. Kendim iş adamıyım.
biraz tesadüf oldu. Murtaz amcamın saygıdeğer büyüklerimiz sayesinde böyle bir etkinlikte ben de tabii yer almaktan çok memnun kaldım. Yani iyi ki bu gibi büyüklerimiz var ki böyle etkinlikleri oluyor. Onların sayesinde biz de inşallah ileride yeni nesil olarak da bunların devamını getiririz. Sırf bu etkinlik için mi geldiniz yoksa? Yok, kesinlikle haberim bile yoktu. Büyüklerimiz burada, teyzelerim burada, avalarım burada, amcalarım burada. O zaman siz dışarıdan gelen bir kişi olarak nasıl buldunuz bu etkinliği? Müthiş, yani iyi ki böyle şey var. Ben zaten burada büyümüştüm, küçüklüğüm köyde geçti. Ben de köyümüz yani sonuçta memleketim, her zaman gelirim senede 3-4 defa iş adamı da olsam. Yani burası İstanbul'a 5 basar açıkçası ama iş icabı orada oluyoruz ama olduğu kadarıyla buraya her zaman gidiyoruz. O zaman bundan sonra öğrendiğiniz için her sene bu zamanlarda gelirsiniz. İnşallah. İnşallah. Allah izin verirse gelirim. Tabii. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ne dinimizde, ne dünyamızda, ne ölümümüzde, ne de hayatımızda bizi acı bir imtihanla sınama ya Rabbi. Ya Rabbi, nefislerimize zulmettik. Eğer sen bize mağfiret etmez, merhamet buyurmazsan şüphe yok ki hüsrana düşenler de olur. Allah'ım, eğer bizim için bir imtihan takdir ettiysen onu dinimiz hakkında eyleme. Hakkımızda bir musibet takdir ettiysen bunu son demlerimizde eyleme. Allah'ım bize faydası olmayan şeyi bizlere ilham etme. Ya Rabbi aklı bizlere vezir eyle. Aklı kullanarak cemaline ve cennetine kavuşanlardan eyle. Allah'ım bizi ağır bir imtihana maruz bırakma. Bizi zalim bir kavim için fitne vesilesi kılma. Bizlere imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize şükrü, şükransızlığı sevdirme, kendini göster. Allah'ım, ikramet bize, değersiz kılma, bize ihsan et, kısma bizden, bize artır, eksiltme bizden ya Rabbi. Nimetlerini verirken şükrün de beraberinde ver, helal ve temiz olanlardan nasip eyle, faiz ve kötülüklerden muhafaza eyle, az verip de gezdirme, çok verip de azdırma ya Rabbi. Allah'ım hakkımızda olanı gönlümüzü razı eyle, gönlümüzde olanları hakkımızda hayırlı eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerinden yararlandır, nikmetlerinden uzak tut. Allah'ım şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden ve onların hilelerinden sana sığınıyoruz. Allah'ım gazabından, azabından, merhametine, affına sığınıyoruz. Ya Rabbi bütün kötülüklerden sana sığınıyoruz. Sana açılan ellerimizi boş çevirme. Amin diyen dillerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah kabul et.
Evet, şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi seni bir tanıyalım. Ben Kütüklü Dede Arkan. Kütüklü Dede. Köyü, köyün adı. Evet. Başka köyden geldim buraya. Ya burada oturamıyorum. Ha, burada oturuyorsun. Ya macer he. Macer. Burada oturuyorum. Etkinliği nasıl buldun abi? Güzel. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Etkinlikte bir eksiklik var mı? Yok. Yok. Sağ ol. Her şeyi dört dörtlük düşünmüşler mi? Evet. Sağ ol. İyi. Güzel. Güzel gidiyor diyorsun. Evet gidiyor. Oldu. Biz de geldiğin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi seni bir tanıyalım. Ben Boğazköy halkından Ömer Koçaş. Abi, Ömer abi, etkinlik nasıl? Etkinlik çok güzel, çok hoş. Bir eksiklik var mı hiç etkinlikte? Yok, kaynaşma var. Güzel. Millette. Çok güzel. Peki hala muhtar nasıl çalışıyor, iyi çalışıyor mu? Burada muhtar nasıl olsa yok burada. Söyle arkasından konuşuyor. İsterse olsun. Elinden geleni yapıyor. Yani şöyle bir şeyler daha yapsaydı daha güzel olurdu dediğin bir şey var mı? Bir önerin var mı mesela muhtara? Şu anda bir önerim yok işine göre. Benim bilişime göre. Güzel diyorsun. Güzel. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, öncelikle sizden başlayalım. Sizi bir tanıyalım. Ben Vedat Erdil. Boğazköy'lüyüm. Burada mı yaşıyorsun? Yok, Ankara'da sitelerdeyim. Sitelerde esnaflık yapıyorum. İyi, bizim o taraftansın. Orada etkinlik için mi geldin yoksa köyü ziyarete mi geldin? Hem ziyaret hem etkinlik. İkisini yani, yani sıla ziyareti diyeyim yani. Pekala, etkinlik nasıl, güzel mi? Eksiklik var mı etkinlikte? Yok, gayet güzel. Yani. Pekala, muhtarın çalışması nasıl? Muhtar burada yok ya, arkasından konuşalım. Yakında gibi görünüyor. Ya güzel yani, şimdi şey olarak güzel, etkinlikleri güzel yani, yapacak diyecek de başka bir şey bulamıyorum yani. Tamam, sizi de tanıyalım. İsmim Adnan Özdemir, Ankara'da yaşıyorum. Güvenlik sektörü, elektronik güvenlik sektörü işi yapıyoruz. Yani o sektörde çalışıyoruz. Biz de bu etkinlik için geldik. Etkinlik sizin gözünüzde nasıl? Oldukça güzel. Güzel. Abi sizi de bir tanıyalım. Merhaba usta, ben Köksal Kabadayım. İngiltere'den geldim. Yani etkinlik için mi geldin yoksa? Evet, bu da tezadüf oldu. Çok güzel oldu. Yani. Baharı da yaşıyoruz bu arada. Tam sıcakların olmayışı daha bir etkinliği güzelleştiriyor. Yani gerçekten muhtara takdir ediyorum. Yani bunun devamını bekliyorum. Nasıl devam bekler dersen, ya mesela Boğazköy Şenliği adında başka bir organizasyon da olabilir. Böyle kasabamızın insanların kaynaşması güzel bir olay yani gerçekten. Yani biraz daha eğlenceli mi olsun diyorsun? Yani olabilir. Neden olmasın ya? Yani şimdi yağmur doğasan çıktık. Yağmuru mu yağdıracağız? Başka bir zamanda şenliğimiz olsun. Eğlenelim yani. Yani o zaman ilkbaharda yağmur doğasına çıkalım diyorsun. Yazında eğlenelim. Mesela bu 7. ayda gurbetçilerin geldiği bir zamanda hep bir arada olabilir yani. Kaynaşma hastası olabilir. Tabii ki yani bu sonuçta bunu muhtar da izleyecek. Tüm Türkiye'de, yurt dışında da zaten seyircimiz olduğu için izleyen var. O zaman bu da bir istek olur muhtardan. Lütfen yani böyle bir şey düşünsünler yani. Yani olması şart yani. Çünkü bayağı kalabalık bir toplumumuz yani. Her yerde, Ankara'da, Avrupa'da her yerde varız yani. Yani isterim ki daha değişik şeyler olsun. Mesela ne bileyim, mesela çocuklar için bir tenis yeri yapılsın. Çocuklar için bir basketbol yeri yapılsın. Spor yeri yapılsın. Yani ne bileyim, bayanlarımız için böyle spor tesisi yapılsın. Böyle bayanların mesela boş zamanlarında spor yapabilecek bir alanlar olsun. Yani etkinlikler yani her şeyle olsun yani. Yani sosyal faaliyetleri bayağı çok olsun. Işte. Tabii canım, neden olmasın yani. Yani bunu yani bir şehirli olarak, şehir olarak düşünmek değil yani. Bir kasaba, köy olarak da olabilir yani. Ya mesela bunun olmayacak diye bir şey yok zaten. Mesela ben istiyorum mesela şu dağlara mesela bir güzel bir restorasyon yapılıp mesela oraya piknik alanı gibi bir şey yapılabilir. Ya da mesela ben istiyorum ki burada şurada mesela dağlara Boğazköy kasabası diye bir yazı yazılıp mesela bir Türk bayrağı içinde böyle bir organizasyon olabilir yani. Olabilir değil mi? Neden olmasın?
Yani onu değerlendirmeler herhalde değerlendirmişlerdir, bilmiyoruz. Yani ne, gerçekten köyümüz mükemmel bir yer yani. Bunu yani bu tartışılmaz yani. Gerçekten tartışılmaz. Şimdi biraz da şu var. Yurt içindekiler belki o kadar fazla değerini bilmeyebilir ama sen yurt dışında olduğun için daha fazla değerini anlıyordur. Abi ne demek, şöyle bir var mı ya? Şöyle bir memleket var mı? Gözünü seveyim, şuna bak ya. Her taraf yemyeşil. Yani insanlarımız kaynaşıyor. Yani köyümüzde bir olay yok. Herkes birbirini tanıyor yani. Yani ne bileyim ben yani. Şurada aç olsan komşun yardım eder. Herkes birbirinin halini, vaktini bilir. Yani şey, ekonomik olarak da herhalde köyümüz yani güzel faaliyetler içerisinde yani. Pancarımız olsun, buğdayımız olsun. Yani herkes yani bir şeylerle meşgul etti yani herkes yani. Yok yok yani. Yani zaten sulak bir yerde tarım da olur, her şey olur. Ya mesela şimdi hepimizin kapısında 2 tane arabası, 3 tane traktörü var yani. Daha yani ne olsun yani. Gerçi bizim insanlarımız daha çok istiyor ama valla değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum abi. Şey abicim, görüşürüz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geliyor buraya, geliyor merak etme. Evet, şimdi erkeklerden sonra bayanlara, ablalarımıza geldik. Abla bir kendinizi tanıtın. Ben Latife Akdoğan, Mehmet Akdoğan'ın eşiyim. Eşim Aksaray'da çalışıyor, yani biz burada değiliz. Turizm Kültür Müdürlüğü'nde çalışıyor. Misafir olarak geldik. Böyle köyümüz hakkında güzel faaliyetlerde bulunmaktan mutlu oluyoruz. Bu etkinlik için mi geldik? Evet, etkinlik için geldik. Nasıl? Ve birlik ve beraberlikten çok mutluyuz. Çok güzel, çok güzel olmuş. Her zaman böyle şeylerin devam etmesini istiyoruz. Bir öneriniz var mı? Şöyle de olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğiniz. Ya şu anda bir önerimiz yok. Gereken her şeyi yapmışlar. Allah razı olsun. Emeklerinden hepsinden dolayı hepsine de Allah razı olsun. En güzel dileklerimizi iletiyoruz yani. Organizasyon güzel yapılmış. Evet, çok güzel olmuş. Abla seni de tanıyan. Yok abla, ben bu tanırım. Niye? Ay tanımıyorum. Valla böyle şeyler bizi çok mutlu ediyor. Uzakta da olsak yani, uzaktakiler bile geliyor her zaman. Yani kaynaşma güzel olmuş. Evet, kaynaşmak güzel. Çünkü her zaman bir araya gelemiyoruz, birbirimizi göremiyoruz. Böyle etkinliklerde hiç olmasa bir araya geliyoruz. Birbirimizi görüyoruz yani. Güzel bir ortam paylaşıyoruz. Güzel olmuş. Emeğe geçen herkesin ellerine sağlık. Allah razı olsun. Sizlerden de. Sağ olun teyze. Evet teyze, biz seni bir tanıyalım. Senin ismin ne? Benim kıyafet bayrağım ben. Veli bayrağı selam söylüyorum oğluma Almanya'ya. Tunay İnele. Zübeyir İnele. Hepsinin gözlerinden öpüyorum kuzularımı. Yurt dışında mı yaşıyorlar? Yurt dışında yaşıyorlar. Karım git bir de şunlara dikerim oğlum. Ben hadi ben kayarım şimdi. Teyze bir kendini tanıtsana önce. Ferhat Bozyiğit'in hanımıyım. Mirem Ana Bozyiğit. Buraya geldik. Yemek yiyor. Namaz kıldık. Allah razı olsun mıhtarımızdan. Buraya da bizi getirdi. Teşekkür ederim. Nasıl, güzel oldu mu? Güzel oldu, çok iyi, çok mutluyuz. Mıhtarımızı çok seviyor. O da demek ki sizi seviyor ki köylüyü böyle şeyler yapmış. Evet, seviyor. Çok hizmetler yapıyor, yolumuzu yaptırdı. Karosunu yaptırdı de. Karosunu yaptırdı. Ben Ferhat Bozyiğit'in hanımıyım.
Kendini tanıtır mısın? Ben Zübeyde Kafadar. Mıhtar akrabam olur. Dayımın torunu. Teşekkür ediyoruz böyle bir şeyleri yönettiği, yaptığı için. Ne bileyim, inşallah Allah kabul eder. Başka da ne diyeyim oğlum, ben bir şey böyle. Bu köyde mi oturuyorsun teyze, dışarıda? Ben dışarıdayım da geldim, izine gelirim böyle, yaz yaz gelirim. Ha, yazın geliyorsun, evet. Kışın gidiyor musun? Kışın gidiyorum, evet. Etkinlik nasıl, bir etkinliği nasıl buldun? Senin akraban mı? Şimdi kötü de diyemezsin ama. Yok, hiç kimseye kötü demem. Akrabam da olmasa dinmez böyle bir şey. Yapana niye bir şey? Güzel bir şeyler yapıyorlar tabii ki. Allah razı olsun. Aa, güzel. Muhtarımız çalışmış. Tabii söylüyor, çalışıyor tabii ki, tabii ki. Çalışıyor millet için, Allah için çalışana, herkes için, ne bileyim öyle diyorum. Ben pek bilemem öyle konuşmayı. Tamam, teşekkür sağ ederim. Sağ ol teyze. Hadi yeter. Teyze, seni bir tanıyalım mı? Ben Hatice Yakışır. Kemal'in hanımıyım. Kemal Yakışır'ın. Muhtar akrabam olur. Teyzemin torunu olur. Böyle bir şeyler yaptığı için çok memnun oluyor. Köylümüz de inşallah memnundur. Allah inşallah daha gücünü artırır. Köyümüze yararlı olur. Hayırlısı olur. Allah inşallah istediğimizi de verir. İnşallah. İnşallah. Allah daha çok güç kuvvet versin, çalıştırsın, emek versin. Koyumuz memnun olsun inşallah. İnşallah. Teşekkür ettim teyze. Bir şey değil. Sağ olun. Abla, bir tanıt kendini. Kendim Kibar Özcan'ım. Buralıyım. Ankara'dan buraya geldim. Hı-hı. Ama köyümüz çok güzel. Böyle bak, şöyle baktığın zaman da herkes ne mutlu. Köyümüzün için çok bir büyük bir nimet. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Baş tuttu, yaptı. Çok güzel bir şeyler ediyor yani. Çalışması güzel. Gelen tabii çok çok çok. Belediyelerimiz çalışmadı. Bizim muhtarımız çalıştı, bu hala getirdi. Biz belediyelerimizin zamanında böyle bir şey görmedik. O zaman bu muhtarı belediye başkanı yapalım sizin buraya. İnşallah. Böyle bir şey olsa yaparız yani. Hiç de bakmayız. Yani böyle muhtarı da her zaman bulamazdık. Pekala, bir diyeceğim var mı? Şöyle olsaydı daha güzel bir şeyler yapılabilirdi diyebileceğim bir şey var tabii mıydı? Tabii yani, yollarımız yapılsaydı daha güzeldi. Bak, daha yapılmadı yollarımız. Yani bak, yine her tarafımız yapılsın yani. Bir böyle misafirhanemiz yapılsın, onu istiyor. Şu anda yok mu bir misafirhane? Yok, misafirhanemiz yok. Bir onu istiyor yani. Böyle dışarıdan gelenler ağırlanıp böyle kalması o için onları istiyor. Hmm. Bir isteğimiz o var. Başka bir şey yok. Kuşlarımız geliyor Allah izin verirse. O zaman demek ki ona yapılacak, yapılmadı değil de yapılıyor. Yapılıyor. Diyeceğiz. Evet, yapılıyor. Yavaş yavaş yapılıyor işte yani. O kadar. Tamam. Teşekkürler teyzem. Bütün selamlarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bak şöyle gelip de burada oturmaları. Onun için. Teşekkürler. Abla, bir de seni tanıyalım. Ben Gülseren Avşar. Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Teşekkürler abla. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun geldiğiniz için. Ondan sonra. Nasıl buldun etkinliği? Sana da sorayım. Herkese sordum. Vallahi çok güzel bir şey. İnsanlar birbirine kaynaştırıyor. Ondan sonra uzaktan ve yakından geliyorlar birbirleriyle. Kaynaşıyoruz. Genciydi, çoluğuydu, çocuğuydu, yaşlısıydı. Bayağı bir güzel bir şey. Her sene gelenek haline getirdik biz bu işleri. İnşallah 7 sene yapmak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? Yani daha iyi zevk duyuyoruz böyle bir şeyler yapmaktan. Yani köylü olarak. Onun için köyümüze de çok güzel bir şey oluyor. Kaynaştırıyor milleti. Muhtar hanımı da yapabilir. Ha, evet. Ha. Kim? Muhtar evet diyor bak. Yo, muhtar canım, hanımı da yapabilir. Yok, olmam da. Olur. Allah'ın izniyle çok şükür muhtarımız da çok iyi. Çok çalışıyor. Allah bin kere razı olsun. Köyümüzü eskiden böyle değildi. Gitgide köyümüzü güzelleştiriyor yani, sağ olsun. Hani şeylerin yapamadıklarını muhtarımız yaptı. Belediyenin yapmadığı şeyleri muhtarımız yaptı. Allah bin kere razı olsun muhtarımızdan. İnşallah daha iyilerine de layık olur köyümüz. Teşekkürler abla. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Amca, seni de bir tanıyalım. Boğazköy'den Eren Bilge. Başka ne diyeyim? Adres, açık adres bu. Açık adres. Köyde kalıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Emekliyim. Efendim, kendi halimizde, kendi yağımızda kendimiz kavruluyor. Eşe dosta muhtaç olmadan. Bugün işte burada
toplantımız vardı, yağmur duamız vardı derken eş dost bir araya geldik. Sizin gibi dostlarla görüştük, görüşüyoruz. Sağ olun. Pekerler nasıl oldu etkinlik? Bence gayet güzeldi gördüğüm kadarıyla. Bayağı çevreden gelenler oldu, iyiydi. Allah tekrarını nasip edersin cümleyle. İnşallah. Güzel oldu. Bu etkinlikte bir eksiklik falan var mıydı? Yoksa muhtar ve azaları artık organize edenler organizeyi nasıl yapmışlardı? Yani emeğe geçen herkes sağ olsun. Mümkün olduğu kadar iyi olmuş. Ama güzel söz var. Hatasız dost arayan dostsuz kalır diye Mevlana Hazretleri'nin bir sözü var. Mutlaka ufak da olsa eksiği vardır. Yani onun için hoş göreceğiz. Olur. Gayet güzel oldu. Ama genel manada gayet güzel oldu yani. Tabii canım. İyi. Şükür. Buyur. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Allah'a emanet olun. Hayırlı siz günler. Allah tekrarına nasip eylesin cümleyle. Amin inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi hocamızı gördük. Hocamızla bir tanışalım. Hocam önce bir kendinizi tanıtın. İsmim Sami Yağmur. Aslen Kırşehir Mucurluyum. 3 yıldır da burada görevdeyiz. Görevimize devam ediyoruz. Bu yemek, dua ve dayanışma programını 3 yıldır da yapıyoruz elhamdülillah. Daha uzun zamanlarda da burada kaldığımız sürece de yapmaya ve insanları buluşturmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini göz önünde bulundurarak Allah-u Teala'nın ayeti kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimelerde kardeş olun, paylaşın ayetlerini göz önünde bulundurarak ona daha iyi bir kul olma gayreti içerisinde ve insanlara hizmet etme içerisinde, yani bizler burada din görevlisi olarak burada Diyanet'i temsil ettiğimizi düşünerek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Boğazköy halkını, Boğazköy'ü çok seviyorum. İnşallah Allah nasip ederse, Allah ömür verirse burada da devam etmeyi düşünüyoruz. Sizler de buraya gelip bizleri zaman ayırdığınız için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Biz Allah razı olsun. Biz her zaman bekleriz. Köyümüz yol üstü. Belki bugün sizinle çok ilgilenemedik yoğun işlerden dolayı. Yine bekleriz. Kapımız 24 saat herkese her zaman açık. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Evet abi, bir de sizi tanıyalım. İsmim Ömer Yüksel. Boğazköylüyüm. Yaklaşık 2-3 yıldır başlattığımız bu organizasyon güzel bir panayır halini aldı. Yani hem hak rızası için, yani yağmur duası için, hem de vatandaşlarımızın başka yerlerde, gurbette olan ve köyde olan insanlarımızın bir araya gelip kaynaşması için, birbirlerini özellikle geç ve yaşlı neslin birbirini tanıması için de güzel bir vesile oluyor. Bunların inşallah devamını diliyoruz bütün eş, dost, arkadaş, köylerimizden ve sizin gibi dostlarımızdan. Aynı zamanda sizin televizyonun gibi işte televizyonların da buraya katkıda bulunmasında müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ondan sonra devamlı bekleriz. Bu misafirimiz olarak burada yer almanızı. Güzel. Yani mutlaka her yıl daha da güzelleşecektir. Yani bundan daha iyisinde olması için de gelinen gayreti yapacağız. Yani arkadaşlar gayreti gösteriyor yani. Pekala, katılım düşündüğünüz gibi fazla mı? Daha mı az geldi? Çok mu geldi? Nasıl oldu? Şimdi katılım normal seviyede. Aynı zamanda köyde bir de cenaze var. Üstelik de peş peşe gelen iki cenaze olduğu için haliyle yani onlardan da akraba eşrafının da gelmemesi de normaldir. Bu haliyle bile güzel yani. Ama bayağı gayet de kalabalık olduğunu görüyoruz burada. Evet, güzel. Yani dediğim gibi cenaze ve üstelik de yazın insanların tabii haliyle iş çıkıyor. İş olmasından dolayı da bu kalabalığın olması gerçekten güzel yani. Daha güzelini de bekliyoruz inşallah. Daha da iyi katkıda bulunur arkadaşlarım. Peki hele bir öneriniz var mı? Şöyle yapılsaydı daha güzel olurdu diyebiliriz. Veya muhtarımız, muhtar böyle etkinlikler düzenliyor da muhtarımız genel manada çalışması nasıl? Sağ olsun yani iyi. Muhtarımız iyidir. Yani kendisini de severim. Yani şahsi olarak bir muhtar olarak değil. Severim. Bunu yani şey olarak değil de köyün bütünlüğü için düşünmek lazım. Ben her zaman öyle düşünüyorum. Çünkü herkesin katkısının olduğu bir şey, organizasyon. Herkesin de teşrif ettiği bir organizasyon. Onun için kişiler var da kişilik olarak kişi bazında düşünmemek lazım. Muhtarımız da bu konuda zaten kendi hassasiyet gösteriyor. Sağ olsun elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani toplumu bütünleştirme konusunda daha gayretli. Elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor yani. Evet.
İnşallah muhtarımızın da bundan sonraki gelecek olanların da bu kültürü devam ettirmesi taraftarıyız. Bekliyoruz. İnşallah olacaktır. Diyoruz. Yani o eski şeylerin, cahilane tavırların gitmesi lazım. Ben aslında bir siyasi konulara pek böyle şeylerde hiç görmeyi istemiyorum ama insanlarımızın bazılarında böyle kırılgan tavır oluyor da bunların aşılması lazım artık. Yani biz yıl 2017 2000 yılında yaşıyoruz. Yani 20. yüzyılda yaşıyoruz. Bir takım ondan sonra şeylerin de atılması lazım. Daha medeni, daha aydın bir düşünce tarzıyla hareket etmemiz lazım diyorum ben. Evet. Değil mi? Tabii. Olması gereken de bu. Aynen. Evet. Teşekkür ediyorum. Eleştirimiz bir yanda olacak ama medeni tavrımız da bir yanda olacak. Yani çalışana çalıştığı tabii, değer tabii. vermek lazım. Tabii. Eleştirilmesi gereken tabii. yerde de. Yani körü körüne bağnazlığın alemi yok yani. Aynen. Çünkü bağnazlıkla hiç kimse hiçbir yere gidemez. Tabii ki. Sadece olduğu yerde debelenir. Kuyunun içinde dolandığı gibi insanlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olun. Yine bekleriz inşallah. İnşallah evet. Sağ olun. Evet muhtarım, o kadar yorgunluğun ardından etkinliği de Allah'ın izniyle bitirdiniz. Önce oranın düşüncelerini alalım. Ondan sonra da bu yaptırdığınız güzel bir anıtı bize anlatırsanız sevinirim. Vallahi görmüş olduğunuz gibi coşkulu bir kalabalıkla böyle bir organizasyonu geçirince insanda yorgunluk falan kalmıyor tabii. Katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Buradaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı da malum 15 Temmuz hain kalkışmanın kalkışmasında 260 civarında şehidimiz verildikten sonra biz de Boğazköylüler olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Hem burada bir meydan eksiğimiz vardı. Bu meydanımızı köyümüze kavuşturmuş olduk. Hem de şehitlerimizin aziz hatıralarına onları unutmamak için onları her bu anıtı gördüğünde aklımıza, zihnimize kazıyabilmek için böyle bir anıt kısıtlı bütçelerimizle, köy imkanlarıyla yaptık. Bu anıtın desteklerinin yapılımında da bize destek veren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel mermerden bir anıt. Fatih, görebiliyor musun yazımızı? 15 Temmuz'daki şehitlerimizin anıtına Boğazköy 15 Temmuz Şehitler Anıtı 2016 diye de tarihimizi atmış muhtarımız. Bir Osmanlı tuğrasıyla evet. tamamlanmış ve tepede de yine ay yıldızımız. Yanında da göndere çekilmiş bir ay yıldızla hepsi birbirini tamamlamış zaten. O zaman muhtarım teşekkür ediyoruz böyle ben size de bir şey ediyorum. Olduğu için. Şahsınızda Murat Bey şahsınızda tüm Siteler TV çalışanlarına ben çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz organizasyonlarda bizleri yalnız bırakmadınız. Ben buradan son olarak bu programın yapımında emeği geçen arkadaşlarımız Cemalettin Şair, Ercan Bayrak, Üçler Avşar, Cengiz Akdoğan başta olmak üzere tüm diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu programın coşkulu kalabalığının artarak devamı ile köyümüzün birlik, beraberliğine, dirliğine de inşallah vesile olur diye düşünüyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz de ekibimizin adına size teşekkür ediyoruz muhtarım. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, dedik ki Koçhisar'a gelmişken balık yenmez mi dediler. Biz de dedik o zaman yiyelim. Dedik nerede yiyelim? Bize burayı tarif ettiler geldik. Şimdi abi önce bir kendini tanıt sonra da buranın nere olduğunu insanlara tanıt ki bizim geldiğimiz gibi onlar da arayıp burayı bulsun. Çavuş Yıldız 8 yıldır işletmeci Sarıyaşlı Belediyesi adına. Burası Sarıyaşlı Belediyesi'nin sosyal tesisleri. 1994'te kurulmuş. Yaklaşık 23 yıldır hizmet vermektedir. 8 yıldır ben bu işletmede sorumluyum. Ailenizle gelebileceğiniz nezih bir ortam sizin de gördüğünüz gibi. Balık burada yenir diyoruz biz hala.
Balık burada hemen yan dibimizde barajdan tutuluyor herhalde. Evet. Buraya her geliyor. Sabahlar temizlenip sabah taze taze balıklarımızı ızgarada ve tavada yiyebilirsiniz burada. Sadece balık mı var? Başka ne tür şeyler var burada? Balık var, köfte var, tavuk var bizde şu an için. Ona göre bir hazırlıklarımız var şu anda. Ramazan'da burası geceli açık olacak mı? Sadece iftar saatlerinde İftar var. Saatlerinde açık ve gündüz açık. Oruç tutmayan vatandaşlarımız için. O zaman ne tür balıklar var burada en çok? Burada sazan var, yayın var. Şimdi mevsimi değil ama levrek çıkıyor sonbaharda. Onun dışında kadife var ama en çok çıkan sazan burada. O zaman burada burası belediye mi, şahsa mı ait? Belediye ait. Biz belediye adına işletiyoruz. 8 yıldır burada hizmet vermekteyiz. O zaman belediye başkanımız burayı aileler için özel. Aileler için özel. Alkol yoktur müessesemizde. Rahatlıkla gelip yiyebileceğiniz nezih bir ortam burası. Baraj manzaralı. Yeşilliklerin içinde. Yeni binamız da oraya yapılıyor. Tur teknemizle beraber kafeteryamız aşağı yukarı 2 ay sonra falan hizmete girecek. O zaman şimdi buradan da herhalde bizim çıkıp sizin teknenizde evet. Bir dışarıdan görüntü alıp sizin evet, oranın daha evet, güzelliğini evet. Dışarıdan göstermek daha güzel olacak gibi geliyor. Orada teknemiz hazır şu anda. 20 kişilik gruplar halinde. İstediğiniz zaman gezebilirsiniz. Ucuz. Ailenizle gelebileceğiniz rahat bir yer. O zaman buraya gelen kişi hem teknede tur da yapabilir, evet. Gelip burada yemeğini de yiyebilir, dinlenebilir de. Yakında teknemizde de yemeye başlayacağız zaten. Hizmetlerimiz devam ediyor. O zaman canı balık isteyen, Ankara'da zaten yakın buraya. Ankara'dan ve diğer illerden çıkıp gelip balığınızı zaten beğenirse. Bizim potansiyel müşteri grubumuz Ortaköy, Evren, Sarıyakçı zaten kendi ilçemiz. Köylerle beraber herkese hizmet vermeye çalışıyoruz şu an. O zaman buradan bu hizmeti veren belediye başkanımıza da teşekkür ederim. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz bu hizmeti bize sağladığı için vatandaşlarımız adına. O zaman biz de teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden biz devam ediyoruz artık. Evet sevgili seyirciler, şimdi gel bu kadar insanlar var. Bir röportaj yapalım bakalım buraya ne için gelmişler bir görelim. Öncelikle şöyle alayım Fatih'sini. Kimden başlayalım? Sizden başlayalım. Buraya ne için geldiniz? Önce bir kendinizi tanıtın. Benim. İsim? Benim adım Roya. Ben Afganistan'da geliyorum. Burada Kırşehir, bu restoran çok güzel. Balık çok güzel. Çok iyi. Hepsi hafta geliyorum burada. Her hafta buradasınız. Her hafta burada geliyorum. O zaman balığı gayet güzel demek ki. Çok güzel. Burada çok güzel. Teşekkürler. Abi siz de... Size de soralım yani. Tamam sor. Ben şu tarafa geçeyim. Ben seni evet. Tanıyalım abi. İsmim Erol Kamalı. Abi kameramıza karşı konuş herkesi görsün. Erol Kamalı Kırşehirliyim. Haftada bir gün mutlaka buraya geliyorum. Balığı çok güzel, çok lezzetli. Hizmetleri güzel. Zaten gördüğünüz gibi manzarası da çok güzel. Barajın kenarında. Yani memnunuz, her zaman buraya geliyoruz. Burada çalışan arkadaşlar da çok mükemmel insanlar. O zaman hizmet de güzel, alaka hizmet da güzel. Hizmet çok güzel, alaka çok güzel. Bir de fiyatı da uygun. İnsanlar sıkılıyorlar şehirlerden, hafta sonları buraya geliyorlar yani hepsi. Bunun bir belediyenin olması da bir avantaj tabii, değil mi? Tabii. Şahsın olsa güzel. Daha pahalı olur. Bunlar daha fiyatları uygun. Bir de hizmetleri çok güzel. Belediye çalıştırdığı için belediyenin işçileri çalışıyor. Çok güzel hizmet ediyorlar. Bir de sizin düşüncelerin yok mu Türkçe? Türkçe yok. Eyvallah. O hiç Türkçe. Teşekkürler, sağ olun. Burada Türkçe bilen bayan bir daha bu. Bunlar da bilmiyor. O zaman teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi misafirlerimize sormaya devam ediyoruz. Abi önce bir kendinizi tanıtın, ondan sonra kendim Ergin Köysen. Buraya her hafta gelir misiniz? Her hafta, hemen hemen her hafta geliyorum. O zaman neyine istinaden her hafta geliyorsunuz böyle? Burayı müdavim olmuşsunuz. Hizmetine, balığını çok güzel yapıyorlar. Şimdi balık olsun, buğulama olsun. Yani şu anda yediğim, yani Kırşehir çevresi en iyi yediğim yerlerden biri burası. O zaman Kırşehir'den geliyorsunuz. Kırşehir'den çevresi dediğine evet. Göre. Kırşehir'den geliyoruz. Buranın yani sadece bir balık mı? Huzur mu? Ne? Huzur. Şu anda şuradaki ortamdaki huzur, balık. Hani hepsi birbirinden hoş. Hepsi belediyenin birbirinden olması da o zaman bir avantaj burada. Tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.